1918'de dünya savaştan yorgun düşmüştü. İnsanlık ölümle yüzleştiğini sanıyordu. Ama asıl ölüm henüz gelmemişti. Ne toplar, ne kurşunlar, ne tanklar, ne zehirli gazlar. Bir virüs sessizce dünyayı dolaşmaya başlamıştı. Savaş cephelerden eve taşındı. Bu kez düşman görünmüyordu. Bu İspanyol gribiydi. Ve bu hikaye unutulanların hikayesi. Birinci Dünya Savaşı 4 yıldır devam ediyordu. Avrupa kan, barut ve sefaletle doluydu. Siperlerde yaşam insanlık dışıydı. Yaralar mikrop kapıyor, bedenler çürüyordu. Tam o sırada bir askeri üste, Kansas'ta bir asker ateşlenmeye başladı. İlk başta önemsenmedi. Ama birkaç gün içinde yüzlerce asker aynı belirtilerle rahatsızlandı. Baş ağrısı, yüksek ateş, kas ağrıları ve sonra nefes darlığı, ciğerlerin sıvıyla dolması ve ani ölümler. Tarih insanlığın sadece büyük savaşlarla değil, aynı zamanda görünmez düşmanlarla yani salgınlarla mücadelesinin de bir kaydıdır. Bu görünmez katiller medeniyetlerin yükselişini ve çöküşünü etkilemiş, toplumları derinden sarsmıştır. Her salgın bizlere doğanın gücünü ve insanlığın kırılganlığını acı bir şekilde hatırlatır. Bugün size Dünya Savaşı'nın bile gölgesinde kalmış, milyonları sessizce yok etmiş, ancak adını duyuranların sayesinde anılan bir felaketi, İspanyol gribini anlatacağız. Bu sadece bir hastalık hikayesi değil, aynı zamanda bir asır önceki küresel bir krizden çıkarılan derslerin de hikayesidir. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. İnsanlık salgınlarla olan mücadelesine çok ama çok eski zamanlarda başladı. Vebaya neden olan Yersinia pestis bakterisinin genetik izleri yaklaşık M.Ö. 3000'li yıllara yani Neolitik döneme kadar uzanmaktadır. Tarihte bilinen en eski yazılı veba kayıtlarından birisi ise M.Ö. 14. yüzyıla ait Hitit tabletlerinde karşımıza çıkmaktadır. Kaynaklar Hitit kralı 1. Şüphelülüğüman'ın dahi bu hastalıktan öldüğünü belirtir. M.Ö. 430 yılında başlayan ve Atina vebası olarak bilinen salgın, Peloponnes Savaşı sırasında Atina'yı kasıp kavurarak nüfusun önemli bir kısmını yok etti. Tarihçi Tükidides'in detaylı anlatımlarıyla günümüze ulaşan bu felaket, modern epidemiyolojinin de ilk örneklerinden biri sayılır. M.Ö. 165 yılında başlayan Antonius vebası ise Roma İmparatorluğunu derinden etkileyen büyük bir salgındı. Tahminlere göre imparatorluğun nüfusunun 1/4'ünü, hatta bazı kaynaklara göre 1/3'ünü yok eden bu veba askeri gücü zayıflatmış ve imparatorluğun siyasi sınırını da derinden etkilemişti. Hastalık lejyonerler aracılığıyla uzak diyarlara kadar da yayılmıştı. Ancak asıl yıkım M.Ö. 541'de başlayan Justinianus vebası ile yaşanmıştı. Bu kara vebadan önceki bilinen en büyük veba pandemisiydi. Bizans İmparatorluğunu ve Akdeniz Havzası'nı 200 yıldan fazla bir süre boyunca aralıklarla etkilemiş ve milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştu. Birçok tarihçi bu salgının Roma İmparatorluğu'nun zayıflamasında önemli bir rol oynadığını düşünmektedir. Belki de en bilineni 14. yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavuran kara veba, yani bubonik vebasıydı. 1347 yılından 1351 yılına kadar süren bu korkunç pandemi Avrupa nüfusunun 1/3'ünden fazlasını, bazı bölgelerde ise yarıdan fazlasını öldürecek toplumsal yapıyı kökünden sarsmıştı. Tıbbi bilgisizliğin ve batıl inançların yaygın olduğu bir dönemde veba Avrupa'yı tam anlamıyla bir kaosa sürüklemişti. Sosyal düzen alt üst olmuş, ekonomi çökmüş ve yeni bir dünya düzeninin temelleri de atılmıştı. 19. yüzyıl ise özellikle şehirleşme ve hijyen koşullarının yetersizliği nedeniyle kolera salgınlarına tanık olmuştu. Milyonlarca insan kirli su kaynakları aracılığıyla yayılan bu hastalıktan hayatını kaybetmişti. Kolera, halk sağlığı alanında devrim niteliğinde adımların atılmasına yol açmıştı. Dr. John Snow'un Londra'daki kolera haritası epidemiyolojinin temelini attı ve gelecekteki salgınlarla mücadelede büyük dersler verilmesini sağlamıştı. Her salgın insanlığı daha iyi hijyen uygulamaları, şehir planlaması, mikrobiyoloji ve tıp bilimine yönelmeye zorlamıştı. Ancak tüm bu tecrübelere rağmen 20. yüzyılın başlarında insanlığı bekleyen felaket öncekilerden çok farklı ve sinsiydi.
Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımıyla örtüşen ve modern çağın en ölümcül felaketlerinden biri olan İspanyol gribi benzersiz bir hikayeye sahipti. 1918 yılı Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna yaklaşırken cephelerdeki asker ve sivil halk zaten bir yıkımın içindeydi. Milyonlarca genç erkek cephelerde savaşırken görünmez bir düşman çok daha sinsi ve ölümcül bir şekilde yayılmaya başlamıştı. H1N1 virüsünün neden olduğu grip. Adının neden İspanyol gribi olduğu da ilginç bir hikayedir. Savaşan ülkeler askeri moral bozucu veya kamuoyunda panik yaratacak haberleri sıkı bir sansürle gizlerken tarafsız kalan İspanya salgınla ilgili haberleri serbestçe yayınlıyordu. İspanya Kralı 13. Alfonso'nun bile hastalığa yakalanması haberlerin uluslararası basında geniş yer bulmasına neden olmuştu. Bu durum salgının ilk kez İspanya'da ortaya çıktığı yanılgısını yaratmıştı. Oysa salgının gerçek kökenleri çok daha karmaşıktı. Virüsün kökeni hakkında farklı ve güçlü teoriler bulunmaktadır. En yaygın ve kabul gören teori, virüsün Mart 1918'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletindeki Funston kampında ortaya çıktığı yönündedir. Ancak bazı araştırmacılar Fransa'daki askeri kampları veya hatta Çin'deki uzak kırsal bölgeleri de olası başlangıç noktaları olarak işaret etmektedir. Virüsün kümes hayvanlarından insanlara geçmiş olabileceği de güçlü bir ihtimaldir. Bu sıfır noktası tartışmaları pandemilerin karmaşık doğasını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Virüsün ilk dalgası genellikle hafif semptomlarla seyretmekteydi. Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk gibi sıradan grip belirtileriyle geçen bu ilk enfeksiyonlar çoğu kişi tarafından mevsimsel grip olarak algılanmış ve pek çok önemsenmemişti. İlk dalgada ölüm oranları düşüktü ve genellikle yaşlılar ile çok gençler etkileniyordu. Ancak bu sessiz ilk dalga virüsün insan popülasyonuna sızdığı ve daha ölümcül bir biçimde geri dönmek için zemin hazırladığı adeta bir öncü deprem niteliğindeydi. 1918 yazına geldiğimizde virüs mutasyona uğramış ve sonbaharda geri döndüğünde tam anlamıyla bir felaketi doğurmuştu. Bu ikinci dalga önceki salgınlardan farklı olarak özellikle 20-40 yaş arası genç ve sağlıklı yetişkinleri hedef alıyordu. Bu yaş grubu normalde gripten en az etkilenen kesimken şimdi en yüksek ölüm oranlarına sahipti. Askerler, üniversite öğrencileri, genç aileler yani iş gücünün en aktif kesimi. Hayatının baharındaki milyonlarca insan birkaç gün içinde hayatını kaybediyordu. Virüsün bu yaş grubunu neden bu kadar şiddetli etkilediği hala tartışma konusu. En güçlü teori, genç yetişkinlerin güçlü ve aktif bağışıklık sistemlerinin virüse karşı aşırı bir tepki vererek sitokin fırtınası denilen duruma yol açmasıydı. Bu durum bağışıklık sisteminin kendi vücut hücrelerine, özellikle de akciğerlere saldırmasına neden oluyordu. Bu da akciğerlerde hızla sıvı birikimine ve nefes darlığına yol açıyordu. Kurbanlar genellikle morarıyor, akciğerleri su ile dolduğu için adeta boğularak ölüyordu. Bazı vakalar o kadar hızlı ilerliyordu ki insanlar sabah sağlıklı uyanıp akşam ölebiliyorlardı. Savaş koşulları virüsün yayılmasını inanılmaz bir hızla hızlandırıyordu. Askerlerin yoğun hareketliliği, kalabalık kışlalar, yetersiz hijyen, bitkin düşen bedenler ve savaşın getirdiği psikolojik stres virüs için mükemmel bir zemin hazırlıyordu. Virüs askerlerle birlikte cephelerden şehirlere, ardından da gemilerle, trenlerle tüm dünyaya yayılıyordu. Askeri taşıma gemileri virüsün kıtalar arası yayılımında adeta birer ölüm gemisi görevi görüyordu. Virüs kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştı. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar her kıtaya ulaşmıştı. İzlanda'dan Avustralya'ya, Pasifik adalarından kutuplardaki araştırma üslerine kadar hiçbir yer bu salgından tam anlamıyla kurtulamamıştı. Alaska'daki uzak Eskimolar köylerinde bile virüs korkunç bir yıkıma yol açmış ve bazı köylerin nüfusunun neredeyse tamamını yok etmişti. Üçüncü ve daha hafif bir dalga 1919'da ortaya çıkmış ancak en ölümcül dönem 1918 sonbaharıydı. Şehirler hastanelerle dolup taşmıştı. Hastaların bakımı için yeterli personel yoktu. Doktorlar ve hemşireler de hastalığa yakalanıyor, hatta hayatlarını kaybediyorlardı. Cenazeler için yeterli yer kalmıyordu. Tabut bulmak bile imkansız hale gelmişti. Bazı şehirlerde ölüler sokaklarda bekletilmek zorunda kalırken kamyonlarla toplu mezarlara taşınmışlardı. Kilise çanları sürekli ölüm haberleri için çalıyor ancak bir süre sonra sesleri kesiliyordu. Çünkü ölen çoktu, çalan ise kalmamıştı. Sokaklarda maske takan insanlar karantina uygulamaları, okulların ve iş yerlerinin kapanması, hatta toplu ulaşımın durdurulması. Bugün bize çok tanıdık gelen bu manzaralar aslında 1918'de de yaşanmıştı.
Halk kendi imkanlarıyla korunmaya çalışıyordu. Bazı şehirler salgının yakalanmasını yavaşlatmak için toplu toplantıları yasaklamıştı. Ancak bu önlemler genellikle çok geç kalındığında alınmış ve tam olarak uygulanamamıştı. İspanyol gribinin neden olduğu ölüm sayısı tahminlere göre 50 ila 100 milyon arasındaydı. Bu sayı 1. Dünya Savaşı'nda ölenlerden bile fazlaydı. Ve o dönemdeki dünya nüfusunun yaklaşık 3'te 1'inin enfekte olduğu düşünülürse felaketin boyutu daha iyi anlaşılıyordu. Hindistan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri en ağır kayıpları yaşayan bölgeler arasındaydı. Bazı bölgelerde köy nüfuslarının %50'sinden fazlası hayatını kaybetmişti. Salgın sadece can kaybına neden olmakla kalmadı, aynı zamanda toplumlar üzerinde derin izler bırakmıştı. Milyonlarca iş gücü kaybı, tarımsal üretimin düşmesi, fabrikaların kapanmasıyla ekonomik çöküşler yaşanmıştı. Milyonlarca çocuk yetim kalırken, milyonlarca eş de dul kalmış, aileler parçalanmış, sosyal destek ağları da çökmüştü. Birçok ülkede hayat beklentisi 10 yıldan fazla düşmüş, salgın toplumsal ve ekonomik yapıyı derinden etkileyerek savaş sonrası toparlanmayı daha da zorlaştırmıştı. Tıp dünyası virüsün doğasını anlamakta ve tedavi etmekte zorlanıyordu. Virüsün kendisini mikroskop altında göremiyorlardı. Antibiyotikler henüz keşfedilmemişti. Penisilin salgından ancak 10 yıl sonra 1928'de Alexander Fleming tarafından keşfedilecek, kitlesel üretimi ise 2. Dünya Savaşı sonrasına kalacaktı. Doktorlar ve hemşireler büyük bir özveriyle çalışsalar da çaresiz kaldıkları anlar çok fazlaydı. Ellerinden gelen tek şey semptomları hafifletmeye çalışmak, yani palyatif bakım sunmaktı. Peki İspanyol gribi neden bu kadar az atılınır? Aslına bakacak olursak bunun birkaç nedeni bulunmaktadır. Birincisi salgın, 1. Dünya Savaşı'nın hemen ardından gelmesiyle savaşın getirdiği büyük travmanın ve zafer sarhoşluğunun gölgesinde kalmasıydı. İkincisi, hükümetlerin bilgileri sansürlemesi ve medyada yeterince yer bulamaması salgının algılanan etkisini azaltmıştı. İnsanlar yaşadıkları felaketi bir an önce unutmak ve geleceğe odaklanmak istemişlerdi. Adeta topyekün bir kolektif amnezi yaşanmıştı. Ancak İspanyol gribi modern tıp ve epidemioloji için çok önemli dersler bırakmıştı. Virüslerin doğası, pandemilerin yayılma mekanizmaları, halk sağlığı önlemlerinin önemi ve küresel koordinasyonun gerekliliği bu salgın sayesinde daha iyi anlaşılmıştı. Küresel sağlık sistemlerinin erken uyarı mekanizmalarının ve aşı araştırmalarının geliştirilmesine zemin hazırlamıştı. Günümüzde yaşadığımız pandemilerde İspanyol gribinden alınan derslerin ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Aşı geliştirme süreçleri, küresel işbirliği, erken uyarı sistemleri ve halkın bilinçlendirilmesi gibi konular 1918 yılındaki tecrübelerden yola çıkarak şekillendi. İnsanlık her salgından sonra daha güçlü, daha bilgili ve daha dirençli olmayı öğrendi. Geçmişin salgınları, geleceğin hazırlıkları için birer yol gösterici olmaya devam ediyor. İspanyol gribi insanlığın doğa karşısındaki kırılganlığını ve aynı zamanda direncini gösteren acı bir ders olmuştu. Bu pandemi bize tarihin sadece büyük savaşlardan ibaret olmadığını, görünmez düşmanların da insanlık üzerinde ne kadar derin izler bırakabileceğini hatırlatıyor. Umarım bu video tarihin bu karanlık sayfasını ve ondan çıkarılan dersleri daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. Unutmayın, tarihten ders çıkarmak geleceğe daha hazırlıklı bakmamızı sağlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki Tarih, Doğa ve İnsan videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.